Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bu sabah Van'dan gelen acı haber gerçekten yüreklerimizi burktu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait EM809 kuyruk numaralı King Air 350 i tipi insanlı keşif uçağı ne yazık ki düştü. Olayda 7 personel şehit oldu. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, polis havacılık ailesine başsağlık dileklerimi iletiyorum. Gelin isterseniz bu olayda akla hangi sorular geliyor? Kaza neden yaşanmış olabilir? Bu gibi soruları bu videomuzda değerlendirelim ama baştan şu uyarıyı yapmamda lütfen beni mazur görün. Bugün bu soracağımız sorular sadece aklımıza gelen sorular. Havacılık kazalarında gerçekler kaza kırım ekiplerinin detaylıca hazırladıkları raporlar sonrasında ortaya çıkıyor. Yani bugün biraz konuşacağımız şeyler afaki ama izleyicilerimizden bu konuda çok sayıda soru aldık. Hemen eski videolarımıza yorumlar geldi. Web sitemiz tolgozbek.com'da da bu soruları e, yanıtlamaya çalıştık. Gelin isterseniz EM809 kuyruk numaralı uçağın başına neler geldi? Bu videomuzda biraz aklımıza gelen soruları birlikte soralım ve cevap aramaya çalışalım. Öncelikli olarak Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde insanlı keşif uçağı olarak King Air'ın 350i serisi kullanılıyor. Bu uçağın özelliği nedir? Bu uçak çift motorlu, turboprop motorlu, pervaneli. Dışarıdan baktığınız zaman normal bir iş adamı uçağının çok da farkı olmayan bir tasarıma sahip uçak. 12 ila 14 kişilik bir uçak. Ortalama iş adamları bunları 2000-2500 kilometrelik menzilli uçuşlarda kullanılıyor. Pervaneli olması nedeniyle yarı hazırlanmış pistlerden rahatlıkla kalkabiliyor, inebiliyor. Kısa pistleri çok rahat kullanabiliyor. 1960'larda tasarlanan King Air ailesinin 350i serisi gerçekten en iyi modellerinden biri. Gövdesi uzatılmış, çok performanslı motorları var. Bu uçaklar yoğun olarak kullanılan, emniyetli, performansı da uygun uçuş maliyetleriyle sunabilen bir uçak tipi. Yüzlercesi havada, bütün King Air ailesine baktığımız zaman çok sayıda uçak üretilmiş, milyonlarca uçuş saati emniyetli uçuş uçaklar. Peki dışarıdan baktığımız zaman beyaz gövdesi veya tasarımıyla çok büyük bir farkı yok. Peki bu uçağı diğerlerinden ayıran farkı ne? Bunun bu uçağın özellikle gövde altına yerleştirilmiş özel kamera sistemleri, çeşitli alıcıları, elektronik sistemleri bu uçağı uçan bir insanlı istihbarat uçağı haline getiriyor. Diyeceksiniz ki bir sürü İHA var. insansız hava aracı var. Hatta SİHA oldu bunlar. Silahlı insansız hava aracı oldular. İhalarla İKU olarak adlandırılan insanlı keşif uçağının farkı ne? Şimdi bunlar bu sistemler birlikte kullanılıyor. Bir İHA kalkıyor. Türkiye bu konuda gerçekten çok iyi. Bayraktar var. Bayraktar TB2 Baykar grubunun bir üstünde TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka var. Bunların üzerine çift motorlu Aksungur yapıldı. Aksungur'un bir üzerinde yine Baykar'ın Akıncı İHA'ları var. İHA'lar insansız olarak bu işleri çok uygun maliyetlerle yapıyorlar ama İHA'ların süratleri düşük. Yani çok uzun süre havada kalabilmeleri için kullandıkları motorlar daha yavaş uçmalarını sağlıyor. Yavaş yavaş uçuyorlar. İKU'ların insanlığı keşif uçaklarının amacı da belirli noktalar arasında hızlı intikalin sağlanması. Örneğin uçak bugünkü elim kazada Van merkezli uçuyormuş. Van'dan hızla Hakkari'ye gidecek. Bu uçak yüksek hızıyla gidiyor. Saatte 500-600 km hızla hemen gidiyor. Bu hız nereden baksanız İHA'nın sahip olduğu hızın 3 katı, 4 katı daha hızlı gidiyor. Görev bölgesinde kalıyor. Bazı özellikleri bazı İHA'lara göre daha yüksek irtifaya çıkıyor. Ve aynı zamanda buradaki özel hassas kamera sistemlerinden aldığı bilgileri Kabinde normalde iş adamlarının oturduğu yerde 5 kişilik operatör var. Operatör ekip var. Bu ekip görüntüleri, bilgileri, istihbaratı değerleri anında değerlendiriyor. Karar alıyor gerekirse. Veya çekilen görüntüler yerdeki istasyona aktarılıyor. Oradan komuta kademesine gidiyor. Ve anında çok hızlı ha e harekat gerçekleştiriliyor. Bu uçaklar hedeflerini görüyorlar. Terör örgütüne büyük darbe indiren uçaklar bunlar. Hedefi çok iyi görüyorlar, takip ediyorlar. Yerdeki özel kuvvetlere, polis özel harekata, jandarma özel harekata hemen bilgi iletiliyor. Veya nokta koordinat verdiği bilgiler taarruz helikopterleri tarafından, savaş uçakları tarafından nokta atışıyla işlem hallediliyor. Ve böyle nokta hiç çevreye zarar vermeden gerekli terör örgütü temizleniyor o bölgeden. Bu yüzden çok önemli yere sahipler. Bir de tabii terörle mücadele işte ben sadece İHA aldım. Sadece taarruz helikopteri aldım. Yok benim sadece F16'm var. Yok hür kuşla vurdum gibi değil. Bu sistemler birlikte kullanıldığı zaman çok daha efektif olarak görev yapabiliyor. Neden bu uçak kullanılıyor? Biraz önce de belirttim. King Air çok kendini ispat etmiş bir platform ve bu sistem Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2015'ten bu yana kullanılıyor. Emniyetin uçaklarında ilgili modifikasyon değişim işlemlerini yapan Amerika merkezli Eren ve Fatih Özmen çiftinin sahip olduğu Sierra Nevada Corporation şirketi. Bu uçağın bir benzeri. Jandarma genel komutanlığı tarafından, havacılık birimleri tarafından kullanılıyor. Keza kara kuvvetleri tarafından kullanıyor bu uçaklar. Yani Türkiye'de yoğun bir kullanımı var. Sınırları gözetlemek terör örgütünü takip amaçlı kullanılıyor. Şimdi gelelim yaşanan elim kazaya. Uçak 12 Temmuz'dan beri Van'daki Ferit Melan Havalimanı'ndan uçuşlarını gerçekleştiriyor. Başta işte Van, Hakkari o bölgeyi tarıyor. Sınırdaki PKK'nın terör örgütünün geçişlerini kontrol ediyor. İstihbarati bilgi sağlıyor. Ve dün gece de 18.35'te Ferit Melen Havalimanı'ndan Van'dan havalanıyor. İçinde iki pilot var ve arkada da görev yapan kabinde beş operatörle. Görevini gerçekleştirdikten sonra 22.30 gibi Uçak en son e, bilgiyi hava trafik kontrol ünitesine veriyor ve sonra 13 dakika sonra da radar ekranından kayboluyor. Radar ekranından kaybolunca da bölgeye hemen arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor ve sabah 03.00'te işte, ne yazık ki bu arama kurtarma ekipleri havadan yaptıkları, karadan yaptıkları çalışmalarda uçağın enkazına ulaşıyorlar. Enkaz geniş bir alana dağılmış e, şehitlerimize ulaşıyorlar. Arkasından zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hemen bölgeye intikal etti. Emniyet Genel Müdürü ile birlikte. Onlar da incelediler. Muhtemel bugün ilk tören Van'da yapılır. Daha sonra şehitlerimiz e, memleketlere doğru uğurlanacaktır. Şimdi gelelim aklımıza gelen sorulara. Şimdi benim aklıma gelen birinci soru. Acaba bir kontrol kaybı mı yaşandı? Şimdi bu uçak 30 bin fit yani yaklaşık nereden baksanız 10 bin metre gibi çok yüksek irtifada görev yapıyor. Bu görev sırasında uçak acaba süratsiz kalıp anormal duruma mı girdi? Süratsiz neden kalmış olabilir? Benim aklıma gelen sorular. Bir buzlanma yaşanmış olabilir. Şimdi yerdeki meteorolojik şartlar iyi ama 10 bin metrede hava sıcaklığı eksi 57 santigrat dereceye kadar düşüyor. Bir buzlanma mı yaşandı? Buzlanma yaşanması sonrasında uçakta o buzlanmayı önleyici sistemler devreye girdi mi giremedi mi? Bunlara bakmak gerekiyor. Buzlanma kanatlarda örneğin meydana geldiği veya pervanede meydana geldiği zaman uçağın hemen performansını düşürüyor ve bir yerden sonra uçak havada tutunamamaya başlıyor. Uçağın motorunun takati bu uçağı tutamayacak hale geliyor ve tutamayan uçak stol oluyor yani süratsiz kalıyor ve anormal duruma mı giriyor? Şimdi bu birinci sorulması gereken soru. Bir başka aklıma gelen soru da tabii bu anormal durumla birlikte enkazın dağılması muhtemel yüksek hızla yere vurdular. Yani bir mecburi iniş yok. Böyle bir mecburi iniş yaklaşımı da yok. Zaten acil durumlarda öncelikli olarak uçuş ekiplerinin birinci görevi uçağı uçurmak. Rotasında tutmak veya gerekiyorsa acil iniş yapılacaksa en yakın havalimanına doğru uçağı yönlendirmek. Sonrasında hava trafik kontrol merkezine bilgi vermek. Şimdi burada şu anki bilgilere göre pilotlar herhangi bir ...acil durum bilgisi paylaşmamışlar. Yani biz bunu havacılıkta emerjansı deklare etmek diyoruz. Bu bilgi verilmemiş. Bu bilginin verilmemiş olduğu şu anki bilgilere göre... ...bu işin çok acil meydana geldiğini gösteriyor. Bilmiyoruz tabi bu detayların hepsi kaza, kırım raporlarında ortaya çıkacak. Kazanın benim aklıma gelen bir başka nedeni... ...CFIT olabilir mi? CFIT, Control Flight Into Train. Yani maniaya kontrollü uçuş. Yani önünüzde bir dağ var... Ama pilot olarak siz bunun mesela farkında değilsiniz. Ve rotanız o dağ seviyesinin altına devam ediyorsunuz. Normalde dağa üzerine bir emniyet payı bırakarak o dağı aşıp rotada bu şekilde devam etmek. Acaba alçalırken bu bölgeye doğru bir kaydıklarında herhangi bir şekilde bu dağın farkında olmadılar mı? Çünkü gerçekten kazalarda CFIT, Control Flight into Terrain) yani maniaya kontrollü uçuş çok önemli bir yer tutuyor. Acaba bu mu oldu? Bu soru da benim aklıma açıkçası geliyor. Dördüncü bir soru aklıma gelen, acaba uçakta hızlı bir yangın mı başladı? Şimdi bu uçak e, taşıdı, kamera ve elektronik sistemler açısından yoğun bir uçak. Birçok sistem çalışıyor. Ve bazen bu tür özel görev uçaklarında da zaman zaman yangınlar meydana gelebiliyor. Şimdi sistemlerin aşırı ısınması, bazen kısa devre yapması gibi birçok neden meydana geliyor. Ve havada örneğin yangının başlaması sonrasında uçağın kumanda tellerine hızlı sirayet etmesi, o kumanda tellerine eritip kopartması ve uçağın kumandasız kalması. Bu mu? Çünkü bunun örnekleri geçmişte özellikle bu tür elektronik görev uçaklarında çok fazla. Böyle bir şey mi acaba yaşandı? Bilemiyoruz yani. Kazalara bakarken tabii ilk etapta birçok aklımıza gelen soruları sıralıyoruz. Bunlardan bir tanesi acaba bir terör saldırısı mı oldu? Şimdi bölgede bazen PKK'nın elinde yapılan arama tarama çalışmalarında veya çatışmalarda omuzdan atılan etkili e, füzeler ortaya çıkabiliyor. Bu füzelerden mi acaba uçağa atıldı, vuruldu mu? Bunu bilmiyoruz. Böyle bir de bunu da ihtimaller arasına yazmak gerekiyor. Aklımıza gelen bir başka ihtimal ise bir elektronik karıştırma meydana gelmiş olabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Elektronik karıştırma şu açıdan ben bu soruyu ortaya atmak istiyorum. Malum Ermenistan ve Azerbaycan arasında çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Sınır çatışmaları var. Ve bir tarafta da Ermenistan'ın arkasında Rusya var. E tabii ki biz de Azerbaycan'ın arkasındayız. Bu bölgede artık savaşların bir kısmı sadece mermi atmak, füze atmak, uçak uçurmak değil. Elektronik savaş. Elektronik bir karıştırmam var. Veya bir problem mi yaşandı? seyri sefer cihazları, sistemler bu elektronik karıştırmadan etkilendi mi? Ben de bu soruyu aklıma gelen sorular listesine yazdım. Bakalım bununla ilgili neler çıkacak, gelecekte neler olacak çok merak ediyorum. Kaza uzman ekipler tarafından, kaza kırım uzmanları tarafından inceleniyor. Bu kaza kırım uzmanlarında kimler görev yapıyor? Çok tecrübeli pilotlar bu uçakta uçmuş. Bu uçakta görev yapmış çok tecrübeli teknisyenler, mühendisler, ve bunlar kaza kırım eğitimini alıyorlar. Aldıkları bu kaza kırım eğitimlerinde bir kazayı nasıl inceleyeceklerini, hangi aşamaların izleneceğini, ne tür durumlarla karşılaşıp nasıl değerlendirme yapacaklarını çok dikkatli bakıyorlar. Sonuçta King Air uçağı sivil tasarımlı bir uçak ve bu uçakta pilotların kendi aralarında ve hava trafik kontrol merkeziyle yaptıkları konuşmaları kaydeden CVR kokpit ses kayıt cihazı ve aynı zamanda Uçuş verilerini kaydeden flight data recorder gibi bilgileri içeren kara kutuda iki ayrı sistem var. Bu uçakta da bu sistem var. Dediğim gibi uzman kaza kırım ekipleri ki bu konuda emniyet, muhtemel Türk Silahlı Kuvvetleri ya da birlikte çalışabilir. buradan gelecek bilgileri analizdir yapılacak, incelenecek ve ortaya bir kaza raporu çıkacak. Kaza raporunun taraflarından biri de uçağın imalatçısı Amerikan Beechcraft şirketi. Bir, bir başka tarafı da uçağın motor imalatçısı Pratt Whitney, Kanada bu uçakta da PT-6 tipi gayet güçlü motorlar kullanıyor. Bunlar da teknik bir sorun varsa veya pilotajla ilgili neyse bu kazayla ilgili sonuçlar ortaya konacak. Şimdi bugün bu soruları ortaya atıyoruz ama gerçekler kaza raporuyla ortaya çıkacak. Ama tabii bir kaza raporu yedi şehidimizi geri getirmeyecek. Ama bu uçaklar belirttiğim gibi kara havacılık, jandarma ve emniyette de kullanılmaya devam ediyor ve çok aktif gerçekten terörle mücadelece de e, stratejik öneme sahip hava araçları bunlar. Bu hava araçlarının gelecekte daha emniyetli uçurulmasına imkan tanıyacak e, bilgilerle bu rapor çıkacak. Örneğin bununla ilgili teknik bir aksaklık varsa giderilecek, eğitimle ilgili bir problem varsa giderilecek ve bu sonuçlar bu kazanın aydınlatılmasında da önemli birer rapor olacak. Bugün sabah yaptığımız özel yayında Van'dan gelen acı haber ve 7 şehidimizin e, uçak kazasını değerlendirmeye çalıştım. Aklıma gelen soruları ortaya attım. Umarım ilerleyen günlerde daha detaylı bilgiler alırız ve sizi izleyicilerimizle bunları paylaşırız. Hafta içi her gün saat 19'da yeni videolarla sizlerle birlikte oluyoruz. Havacılığın savunmadan genel havacılığa, sportif havacılıktan hava yollarına kadar farklı farklı konulara birlikte bakmaya çalışıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olarak destek verin. Katıl tuşuyla bizlerin daha da gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri için tolgozbek.com sitemiz yayında. Bizlere sorularınızı yorum yazarak veya info@tolgozbek.com mail adresine yollayarak iletebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.